Kızlar bir şey söyleyebilir miyim? Dinliyoruz. Söyle. Üçüncü haftadayız. Evet. O kadar çok ilk günden kavgalarımız oldu ama şu sofrayı hiçbir zaman ayırmadık. Evet. Bugün ağız tadıyla kahvaltı yapalım hep birlikte. Herkes yardım da etsin. Tamam. Olur mu? Olur. Kahvaltı bana da uyar ben zaten. Ve Leyla ablanın da belki yanılmış olduğunu hissettirebiliriz. Hani herkes bir şey yapıyor. Birisi toparlıyor, birisi şey yapıyor. Yani hep yanılmış birlikte değil, ben gördüğümden aynen dolayı geldim üstünüze. Aslında bu olması gereken. Olması gereken beni üzmeyin, yanıltmayın. Beni şaşırtın. Heh, çünkü şaşırt, ben buraya sizi sevmeye bugün geldim. Sizi sevdiğim için geldim. Şey olayına da gelirsek, yani temizlik olayına. Temizlik olayımızı da yapalım ki yapmamız gereken evet şeyler. Evet, tamam mı? Aynen. Bugün aynen ağız tadımıza şöyle güzel bir kahvaltı sofrası evet hazırlayalım. Evet. Dün çünkü gerçekten kötü tartışmalar oldu. Ben de saygısızlık yaptım biraz Leyla abla. Ama insanlara bazen böyle bir patlamanın noktası olur ya. O çok o noktadaydın. Olunca, o noktadaydım hani. Bir saygısızlığım olduysa sen de kusura bakma. Ama bugün seni yanıltalım yani, anladın mı? Şu bugün sofra beni yanıltırsanız çok memnun kalırım. Deniz, sen çok büyük laf ettin ama ilk günden Gamze ile Serap çok büyük bir kavga etti. Ama bu sofra evet hiçbir zaman ayrılmadı. Evet. Çok ciddiydi. O hatayı ben de yaptım. Gamze yemek yaptı, ben yemem muhabbeti yaptım ama bu aynı evde yaşıyorsak yani yemeği içmeyi birbirimizden şey yapmayalım, ayırt evet etmeyelim. Günaydın kızlar. Aynen, aynen, güzel, güzel. En azından deneyelim, bir şey olacak şimdi. Hoş geldiniz. Günaydın. Kız, neredesiniz? Buna kimse dokunmasın, hep birlikte. Evet, sürprizimiz size var. Bir şeyler anlatacağız, sürprizlerimiz var. Ondan önce ben bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Şu konuşmayı yapıyordum. Tamam. İlk günden belki örnek veriyorum, Gamze yanlış anlama sakın. Serap'la Gamze çok büyük kavga etse bile şu sofrada hiçbir zaman ayrı oturmadık. Evet, lütfen. Biz bu mutfağa hep de girdik. Hep de birisi topladı, birisi yaptı. Diyorum ki Leyla abla geldiği zaman ki kötü olaylara rastladı. Hem Leyla ablayı da şaşırtalım, biz de mutfağa giriyoruz. Evet. Şu sofrayı da ayırmayalım. Tamam. Aynen. Tamam. Şimdi Leyla abla, ben dün bazı konularda çok hızlı gitmiş olabilirim. Herkesin doğal bir sinir şeyi var. Kusura bakma, bu evde biz hepimiz birlikte yaşayacağız. Ağır gittiysem karşılıklı dikkat edersek tabii ki de herkes kendilerine birilerini yakın görebilir ama bu çatışacağımız anlamına gelmiyor. Ben büyük yani küçüğün olarak sana özür diliyorum dün için. Sabah eve geldim. Ev bir değişmiş, atmosfer bir değişmiş, her şey o kadar güzel ve herkes o kadar değişmiş. Benden özür dileyenler, kahvaltı hazırlayanlar, her şey çok hoştu. Evimiz bugün çok güzeldi. Çok mutluyduk, çok güzel bir kahvaltı yaptık. Ya bir de şunu unutmayalım, bana bir adım gelene ben iki adım giderim. Bugün şarkı yarışması düzenleyeceğiz, tamam mı? Herkese Oscar ödülleri falan getirdik. Ciddi misin? Herkes organize olsun. Bak kimleri sokalım yarışmaya biliyor musun? Hazal, Didem, Leyla abla, Leyla, Gamze. Aynen. Bunların dördü girecek. Tamam yarışmaya. Ondan sonra biz de jüri. Biz de jüri olacağız. Çok güzel olsun istiyorum. Herkes organize et falan filan. Tamam söylerim. Ben Didem'in birinci olmasını istiyorum. Bakalım. Onları bir organize edelim. Güzel bir şeyler yapalım, anladın mı? Bir şey söyleyeyim, jüride biz olursak bakalım hakkıyla güzel güzel şarkı söylerim. İnsanları şey yapıp Didem'i birinci yapacağız, tamam mı? Tamam, insanlar Didem'i zaten tamam benim şeyim. O olacak. Tamam. Birinci. Sen kendi grubuna söyle abi. Tamam. Jüri olarak bir karar vereceğiz. Jüri'de kim var ki? Sen var, ben var, varım, Aycan sen varsın. Var. Aycan Deniz var, Deniz var. Bu kadar. Kağıt alırız önümüze, kağıtlarda yazışarak söyleriz, sen, anladın ben, mı? Sen, ben, Aycan deriz. Ha süper süper. Biz jüriyiz ya zaten. Aynen, tamam yazışırız. Süper. Hadi bakalım. Sen bizle şeysin, organizesin. Tamam, tamam organizeyim. Şimdi çok onları söyleyeceğiz. Fikir. Tamam. Çok güzel bir gün olacak canım. Eğlenelim. Düetler yapsınlar. Aycan, ben Serap'la konuştum. Serap ne diyorsun, nasıl? Bir şey okay demiyor. Süper, o da çok fikir eğlenceli diyor. Bugün hep birlikte Serap, kahvaltı yapıp gel. Güzel gel grubumla gel beraber. Çok güzel. Çok güzel olacak. Ne? Onlardan Hazal katılacak, siz üçünüz katılacaksınız. Gamze, sen, Leyla. Hakkımı Gamze'ye devretsem yine olmaz. Hayır, dört kişi lütfen. Didem beni kırma. Yo, Gamze Hazal bir yabancı bir Türkçe söylese benim hayır yerime yabancı. Bir Hazal olacak. Tamam, Hazal. Benim yerime de söylersin. Hayır, çok hayır öyle bir şey yok. Şarkı yarışması yapıyoruz arkadaşlar. Ya biz onu şurada açıklayacaktık. Sen niye bizim fikrimizi açıkladın hemen? Biz onu masada aşkım açıklayacaktık. Rabia dedi ya sen gelmene gerek yok. Tamam da tutacaktın. Niye söyledin? Tamam.
yine ilerleyen vakitlerde şey sofrada. Benim yerime iki kere söyleyeceksin. Neyse neyse barıştığımız bir dakika ne olacak, olacakmış şarkı yarışması olacak. Ama bir şey söyleyeyim, ben uykusuzum ya. Böyle hiç bahane yok abla. Gerçekten sesim ayıp. Bahane yok. Dün ne güzel söylüyordun ya. Gerçekten bugün bitiyorum. Ablacığım bak biz... Bizdensin. Üç kişi bizden olsun. Ben öyle istiyorum. Beni mi kıracaksınız ya? Bak kızın da sesi kısık benim ama. Benim sesim çok ya. Mini mini bir kuş konmuştuğu bile söyleyebileceğim. Leyla ama bak. Geldiğinden beri gergin gergin. Hepimiz bir zamanlar kısmetse olur. Hayır sadece seninle tartışmak değil. İşte dün Dilan da çok gerildi kendi adına. Sen onun için gerildin. İşte Serap şu oldu. Sen onun için gerildin. Hani hepsi. Bu ortamdan uzaklaşalım. Hani kötü bir gün geçirdik. Normal kendi dışarıda hayatımızda da böyle günler geçiriyoruz zaten. Bundan sonrasını daha düzgün yaşamaya çalışın. İyi bakalım inşallah bu sadece bugüne özgü bir şey kalacak. Ben çok huzursuz uyudum gerçekten. Ay sanki bana öyle geliyor bugünün altında bir oyun mu var ne? Ha, ya ben de bir şey bekliyorum yemin ederim. Yemin ederim bir şey bekliyorum yani. Yemin ediyorum çok kötü şeyler olur. Hayır, hayır bir şey söyleyeceğim. Neyse, gerçekten iyi niyetleriyle. Serap sana güvenmiyor abla, mu yoksa? Abla iyi niyetleriyle gelmeseler ben zaten buna asla müsaade etmem. Hele sen bir büyüğümüz olarak varsın. Öyle bir şey yok. Gerçekten Didem bana görmüyor musun? Evet. Bu sabah tuhaf bir güne uyandık kısmetse olur gelinler evinde. Aycan ve diğer üyeleri ilginç bir fikirle geldiler ve yarışma yapmak istediklerini ve hepimizin katılacağı bir organizasyon olmasını istediğini söylediler. Ama bunu Serap'ı kullanarak Serap aracılığıyla söylediler. Bende bir şüphe uyandı. Acaba bunlar bize bir oyun mu yapıyor, ne yapmaya çalışıyorlar, bir anlayamadık. Bakalım, göreceğiz. Beni bilmiyor musunuz ilk haftalar? Ne kadar eğlenceliydim. Serap sen bilmiyorsun, hepiniz biliyorsunuz ne kadar evet. Eğleniyordum değil mi? 2-3 gündür niye kavga böyle kavga gürültüden kaldığım yani. Süre boyunca kavga güzel yani. Anı biriktiremiyorum arkadaşım yok, şu evde bunun yani. İçin de oyun derken kavga, şöyle kaos. İlk 2 hafta iyiydik yani anladın mı? Gene tartışmalar oluyordu tamam, ama. Tamam olabiliriz tekrar. Yine yani. Tekrar olabiliriz yani. Bu arada yarışmada olabilir. Söyleyeceğiniz şarkılara karar verin. Evet herkes karar verir. Kimler söylüyor ki? Didem, Leyla. Sen iki kere söyledin. Ben jüri olmak istiyorum. Biz jüriyiz. Gerçekten uykusuzun sesim çok kötü ya. Sen yeter ki sen kısmetse olur.